İlçe Başkanım Sayın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yardımcım, kıymetli misafirlerimiz, çok kıymetli siyasi parti temsilcilerimiz, çok kıymetli sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, değerli basın mensupları, Sultan Gazi'mizin geleceğini Kur'an nesli, iman nesli olarak inşa edilmesini ahdetmiş kıymetli velilerimiz ve Kur'an neslini inşa edecek geleceğinin inşallah dertlisi olan kıymetli genç kardeşlerimiz. Bugün Anadolu Gençlik Derneği Sultan Gazi Şubemizin tertip etmiş olduğu Siyerleri Yarışması Ödül Töreni'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, biraz gecikmeli programımıza başlamış olduk. Hakkınızı helal edin. Sebebi ise kardeşlerimiz yatsı namazını tamamlayıp ardından mahallelerinden geldiler. Ondan dolayı özür diliyoruz. Her programda olduğu gibi programda da inşallah Rabbimizin kelamı, Kur'an kelamıyla inşallah tilavetimize başlayacağız. Bizlere 50. Anadolu Gençlik Derneği'nden okuma gruplarından bir kardeşimiz, aynı zamanda 50. Ortaokulu okul temsilcisi Metehan Bulut kardeşimiz tilavette bulunacak. Buyurun kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkümü tekâtür. Hattâ zurtumul meqâbir. Kella sevfe te'lemûn. Thumma kella sevfe te'lemûn. Kella lev te'lemûn ilmen yeqîn. Leterevunnel cehîm. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر في العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعذوب عليهم ولا الضالين الفاتحة Evet, Metehan Bulut kardeşimize teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah tilavetimizi kabul makbul eylesin. Bu tilavetle başlamış olduk. Cenab-ı Allah Kur'an'ın meşru göreceği, hayır göreceği şekilde de tamamlamayı bizlere nasip eylesin inşallah. Kıymetli misafirler, ben açılış ve selamlama konuşmalarından geçmeden önce sizinle yaptığımız yarışmayla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Anadolu Gençlik Derneğimiz Sultan Gazi'mizde 8 mahalle lokalinde bir ilçe merkezimizde çalışmalarını yürütüyor. Bu yıl 9 tane devlet lisemizin 7'sinde sohbet çalışmaları yaptığımız Anadolu Gençlik sınıf toplantıları, kardeşlik buluşmaları, sosyal etkinliklerle birlikte toplamda kız kardeşlerimizin de bulunduğu okullarla birlikte 14 lisemizin tamamına CNB yarışmamızın broşürlerini, tanıtımlarını, kitaplarını ulaştırdık. Bunların arasından bizlere 1550 tane Efendimizin hayatıyla alakalı CNB kitabımızı dağıttık. Doktor Mehmet Sürmeli'nin Gaye İnsan Hazreti Muhammed isimli aleyhissalatü vesselam kitabını 1550 kardeşimize ulaştırdık. Bu kitabımızı takribi bir ay önce kardeşlerimize verip 20 Aralık tarihinde yapılacak olan sınava hazırlanmalarını kendilerinden istirham ettik. Bu vesileyle daha önce sohbetlerimiz olmayan 3 tane lisemizde yeni sohbet çalışması başlattık. Elhamdülillah Siyerleri Yarışması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketiyle birlikte 3 tane lisede daha sohbet çalışmamızın başlamasına vesile oldu. 1000'e yakın kardeşimiz bu yarışmaya başvurdu ve takribi 500 kardeşimizin de katılımıyla 20 Aralık Cumartesi günü Cebeci Sultan Çiftliği Ortaokulu'nda yarışmamızı gerçekleştirdik. Bu yarışma neticesinde 31 Aralık yılbaşı gecesinde bizlerin Mekke'nin fethullan kutladığı gecede efendimizinizinde.com'da kullandığımız kendi başvuru sitemizde kardeşlerimizin sonuçları açıklandı. Bu sonuçlar doğrultusunda 80 sorudan 60'ın üzerinde doğru yapan kardeşimizin sayısı 186 idi. Soruları incelediğimizde hakikaten fevkalade zor sorular vardı. Bu sorular arasında kardeşlerimizin katılanların 3'te 1'inden fazla kısmı 60 sorudan fazlasını doğru olarak cevaplamış olması bizlere kardeşlerimizin gayretini göstermiş oldu. Ben katılan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün nasip olursa ilk ona giren kardeşlerimizi ödüllendireceğiz ve bundan sonraki tüm çalışmalarda da
Gerek bu sınavımıza katılan, gerekse bundan sonraki çalışmalarda bize dahil olacak kardeşlerimize inşallah Kur'an neslini, Sezai Karakoç'un ifadesiyle diriliş neslini, Üstad Mehmet Akif'in ifadesiyle Asım'ın neslini ve Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle de gençlik arandığında sağına soluna bakmadan canının, malını, tüm varlığını ortaya koyacak, Allah yolunda mücadele edecek genç kardeşlerimizi aramaktayız. Ve bulduğumuz bu kardeşlerimize de yolumuza devam edeceğiz inşallah. Şimdi bu düsturla 2 yıldır başkanlığını yürüten ve tüm Sultan Gazi'de aşk bazında çalışmaları gerçekleştiren Anadolu Gençlik Derneğimizin kıymetli sancaktarı ilçe başkanımız Hasan Çelik'i açılış konuşmaları için davet ediyorum. Buyurun başkanım. Kuvvetli alkışlarınızla. Öğretleri, gözümüzün nuru, değerli gençler, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bu gece bir ödül töreninin ötesinde gençlerimizi bir arada tutmanın, gençlerimizi şuurlandırmanın ve gençlerimize bu aşkı, bu şevki öğretmenin gayretiyle mutlu bir akşam yaşıyoruz. Gerçekten mesutuz. Baktığımda salonun %70-%80'i genç kardeşlerimizden müteşekkil. Ödül töreninden daha öte genç bir nesil yetiştirmenin gayretini, güzelliğini bu akşam görmüş üzereyiz. Elhamdülillah buna şükrediyoruz. Her baharın bir çiçekle başlayacağına inanmış, 90'lı yıllarda MGV ruhiyle, 2000'li yıllarda Anadolu gençlik ruhiyle baharı yeşertecek çiçekleri yetiştirme gayretinde olan teşkilatımızın kurucularına, öncülerine ve gayretlerini, gayretli çalışmalarını bizlerden esirgemeyen sizleri gençlere, analara, babalara, burada hepinize selam olsun. Bize her baharın bir çiçekle başlayacağını öğreten, önce ahlak ve maneviyat düsturunu aşılayan rahmetli Erbakan hocamıza buradan selam olsun. Bu yıl Sultan Gazi Anadolu Gençlik Derneği olarak ilçemiz olarak 3.sünü genel merkezimizin tertibiyle Türkiye'de bütün illerde ve yaklaşık 600 tane ilçede 2.sini düzenlemiş olduğumuz Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hayatını konu eden siyerli bir yarışmasının ödül programı için burada toplanmış bulunmaktayız. Amacımız, gayretimiz bu yarışmalarda, bu tarz programlarda yarışma ya da ödülden öte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in anlama ruhunu, anlama şuurunu genç kardeşlerimize, genç kuşaklara öğretmek. Niyetimiz, amacımız, gayretimiz budur. Başka hiçbir niyetimiz, hiçbir amacımız, hiçbir art niyetimiz yok. Burada gerek yönetimimizdeki kardeşlerimiz, gerek vakfımızda çalışma yapan genç kardeşlerimizin bütün amacı, gayesi, hedefi genç nesiller yetiştirmek. Az önce bahsetmiş olduğum şekliyle baharı başlatacak çiçekleri sulamak, onları yetiştirmek. Ben kısaca şuna değinmek istiyorum. Az önce bahsetmiş olduğum şekilde dedim ya, salonumuzun %60-70 ekseriyeti genç kardeşlerimiz. Kıymetini bilemediğimiz, maalesef 18 yaşını doldurmadan ehliyet vermediğimiz, hatta resmi anlamda da 18 yaşını dolmadığı için reşit görmediğimiz genç kardeşlerimiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını öğretiyoruz ki onlara, yani gençlere o yüce Resul'ün nasıl ehemmiyet verdiğini bir nebze olsun anlatabilmek için. Kısaca birkaç isimden bahsetmek istiyorum. Hazreti Ali, gözümüzde büyüttüğümüz devasa ilim ehli cengaver, mücahit Hazreti Ali, hepimizin bildiği üzere Müslüman olduğunda 10 yaşındaydı. 10 yaşında tabiri caizse bizim tabirimizde çocuktu.
Abdullah bin Ömer 13 yaşındaydı. Zeyd bin Harise 15 yaşındaydı. Abdullah bin Mesud ve Zübeyr bin el-Avvam 16 yaşındalardı. Musab bin Umeyr bir öğretmen. Medine'de 25 yaşında Medine'ye gittiğinde Medine'deki birçok kabilenin Müslüman olmasına vesile olmuş Musab bin Ömer. Sokağa çıktığında herkesin gıpta ile baktığı, tabiri caizse bugünkü tabirimizde trilyonlarca parası olan bir ailenin çocuğu Musab bin Umeyr öldüğünde, vefat ettiğinde, şehit olduğunda üzerine örtecek kefeni tamamlanamayan bir genç sahabi. 18 yaşındaydı sahabi olmayan amcet olduğunda. Usame bin Zeyd çok enteresan. Gerçekten insanın gözlerini yaşatacak bir şey. Buradaki birçok kardeşimiz muhtemelen 18'li, 17'li, 19'lu yaşlarında. Bizim güvenip çarşıya bile göndermediğimiz, tabiri caizse toplum olarak söylüyorum. Usame bin Zeyd 18 yaşında Suriye'ye giden ordunun komutanı. 18 yaşında. Çok enteresan. Bizim şu an topraklarını çiğnediğimiz İslam beldesi, İstanbul olarak doğmuş, İstanbul olarak bugüne gelmiş, bu güzel beldenin fatihi, o haşmetli komutan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, yüz binlerce orduyu dize getirdiğinde, Bizans komutanının, Bizans hükümdarının, şu tavadaki balık canlanırsa ancak ben İstanbul'un düştüğüne inanırım dedirten o haşmetli komutan 20'li yaşlarda. Biz gençlerimize değer veriyoruz. Onlara önemsiyoruz. Biz gençlerimizi geleceğimiz olarak görüyoruz. Ve sizlerden ricamız, değerli velilerimiz, değerli büyüklerimiz, gençlerimize lütfen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vermiş olduğu değeri veriniz. Onları önemseyiniz. Bizler önemsiyoruz. Bizler bu ruhla onları yetiştirmeye gayret ediyoruz. Hepsinin gözündeki cevheri ayrı ayrı yaşayabiliyoruz. Samimiyetle söylüyorum sizlere. Belki buradaki bazı abilerimiz yaş itibarıyla hatırlamayabilir. Hatırlayan abilerimiz de çoğu hatırlayacaktır. 90'lı yılların o ateşli, o heyecanlı günlerinin kaybolduğuna inanan, onu düşünen birçok insan var şu dönemde. Ama biz arkadaşlarla her hafta iki gün toplantı yapıyoruz elhamdülillah vakfımızda. Bir araya geldiğimizde en çok konuştuğumuz şey, buradaki gençlerin bize verdiği heyecanı konuşuyoruz. Elhamdülillah heyecanımız hiç bitmiyor bu gençler sayesinde. Hepsinden Allah razı olsun. Biz hepsine teşekkür ediyoruz. Sözlerimi şu şekilde toparlamak istiyorum ki bize desteklerini bizden esirgemeyen ilçe milli eğitim müdürümüz, kendisi programından dolayı gelemedi, İbrahim Demir Beyefendi'ye, nezdinde bütün şube müdürlerimize, onunla birlikte Cebeci Sultançiftli İlçeokul Müdürü, İlköğretim Müdürümüz İbrahim İpekçioğlu Beyefendi'ye, diğer okul müdürlerimizin hepsine, öğretmenlerimize teşekkürü ayrı ayrı borç biliyoruz. Onların desteklerini arkamızda her daim hissettiğimizi buradan biz size deklar etmek istiyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Tekraren hepinizin ayağına sağlık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün müjdecim, kurtarıcım, peygamberim, efendim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim diye Necip Fazıl'ın dizelerinde bahsettiği, dünya onun yüz hürmetine yaratıldı diye inandığımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rahmet, minnet ve onun şefaatine nail olma umuduyla kendisini anıyoruz. Bugün bizler, benim için yaratıldı Muhammed, benim için yağdırıldı o rahmet, evliyanın sözündeki muhabbet, Enbiya'nın yüzündeki nur benim diye mısralarda yer verilerek aşkına selam durulan kutlu Nebi'den bahsediyoruz. Bugün bizler
kendisi vefat eden çocuğa başsağlığı diyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyoruz. Bugün bizler ne olursa olsun hiçbir insanı kırmamayı, Ebu Cehil'in kapısına dahi 14 defa gidip emri bil maruf nehy alil münker yapmayı kendi vazife bilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyoruz. Bugün bizler en zor zamanda, kimsesiz ve yalnız kaldığı zamanda dahi asla ve asla davasından, kendi mücadelesinden vazgeçmeyen bir direniş, bir inkılap abidesinden bahsediyoruz. Şimdi hep birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adına hazırlanmaya çalışılan, onun adına layık olmak ümidiyle hazırlanmaya çalışılan bir televizyona kulak veriyoruz. Dünyada 800 milyon insan aç yaşıyor. Yılda 11 milyon çocuk açlıktan ölüyor. Dünya üzerinde yaşayan kadınların yarısı eşlerinden şiddet görüyor. Her yıl 2 milyon kadın sınır ötesi kadın ticaretinde bulunuyor. Kamayınları sebebiyle sahte bir insan veriyor veya sıkıntılıyor. Motorlu araçlar dakikada iki insanı öldürüyor. Dünyadaki yasa dışı uyuşturucu pazarı 400 milyar dolar. En fazla ülkede işkence var. Dünyada silahlı çatışmalarda 300 bin çocuk asker savaşıyor. Dünyada 27 milyon köle var. Afrika'da 30 milyon kişi AIDS'li. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı Rahman yarattı. Rahman koydu rahmet ölçüsünü. Rahmeten lil alemini Rahman gönderdi. Rahmeten lil alemin olanın yüreğinden rahmet ışıkları taşındı evrene. O tuttu insan elinden. İnsanın yüreğini rahmetle oyuyordu. Kur'an rahmetti. Muhammed Mustafa rahmetti. İslam rahmetti. Çocuklarını kurtardı. Onları diri diri toprağa gömen babaların yüreğini kurtardı. Avucundan uçup giden kız çocuklarına yanan annelerin yüreğini kurtardı. İslam bir vahşet ortamından rahmet insanı çıkardı. İslam bir vahşet toplumundan çağlar boyu örnek alınacak rahmet toplumu, saadet toplumu çıkardı. Kutlu Peygamber, Allah'ın kutlu elçisi, bütün çağların annesi gibi, babası gibi, muallimi, mürebbisi gibi emek verdi insanların yüreğine. Rahmet, rahmet, rahmet taşıdı. Her işin başına Rahman ve Rahim'in adını koymayı öğretti. Zulmü ve zalimi sevmez Allah dedi. Söktü aldı yüreklerden, ipeğe dönüştü yürekler. Yerdekine merhamet etmeyene gökteki merhamet etmez dedi. Gökten yere merhamet sattı. Ah.
Hayvana vurma, sövme dedi. Karıncaları yakma dedi. Her şeyin hukuku var dedi. Dağları bile sevdi. Çocukların başını okşadı. Öksüzlere, yetimlere çok özel şefkati vardı. Aç yatan komşudan komşunu sorumludu. Savaşta bile vahşete izin vermedi. Kadınlara, çocuklara, din adamlarına dokunulmazdı onun savaş hukukunda. Ağaçlar yakılmazdı. Evet, o bir rahmet peygamberiydi. Ve o bütün çağlara rahmet taşımak için gelmişti. Bütün çağları, bütün insanlara. İslam evrensel bir çağrıydı. Ve İslam bütün zamanların rahmet mesajıydı. İnsan var oldukça onun yüreğine İslam'ın rahmet mesajı akmalıydı. İnsanın yüreği bütün çağlarda İslam'ın rahmet mesajıyla yoğrulmalıydı. Şiddet kol geziyorsa hala, üstelik çok daha vahşi boyutlarda, savaşlarda binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan can veriyorsa, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, savaş dışı kalması gereken herkes savaşların kurbanı haline geliyorsa, üstelik savaşlar çok daha kıyıcı kitle imha silahlarının kullanımına sahne oluyorsa, uyuşturucu çörekleniyorsa gençlerin yüreğine, küçücük kıvılcımlardan büyük cinayetler çıkıyorsa, aile içi şiddet anneleri çocukları boğuyorsa, yeni doğan bebekler çöp konteynerlarında bulunuyorsa, babalık, annelik, evlatlık dehşet verici bir değer aşırmasına maruz kalmışsa, Rahman'a bağlılık yeniden yoğurmalı yüreklerimizi. Rahmet peygamberi yeniden tutmalı elimizde. İnsanoğlu yeniden tutmalı rahmet peygamberinin elinden. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olanın adıyla yeniden başlamalı hayatı. Evrene rahmeti taşımalı. Müslüman ona kendi kişiliğinden başlamalı. Her Müslüman da bir rahmet insanı ete kemiğe bürünmüş olmalı. Hazreti Mevlana, memlekette üşüyenler varsa sen de üşü diye sesleniyor. Bu evrensel bir empati çağrısı. Başkasının acısı yakmalı bizim de yüreğimizi. İslam toplumları rahmet toplumları olmalı. Bir rahmet seferberliğine başlamalı. Evlerimizde rahmet olmalı. Babaların yüreği rahmet duygusuyla akmalı. Anneler rahimlerinde bebeklerini rahmetle beslemeli. Doğduklarında onları rahmet sütüyle emzirmeliler. Çocukların ve çocuklar, yaşlı anne babalarına rahmet kanatlarını germeli. Öğretmenler rahmet insanı olmalı ve öğrencilerin yüreğini rahmetle dolmalı. Yönetenler rahmeti kuşanmalı, yönetilenler rahmeti çoğaltmalı. Siyaset rahmeti ve merhameti çoğaltmak için yapmalı. Ülke ülke rahmeti sormalıyız. Merhamet, içimizde sönmeye yüz tutmuş insanlık kanalını yeniden yakmalı. Bin şekilde kendini göstermeli merhamet insanlar. Mesela çocuğun başına okşayarak, dertli birinin ellerini tutarak, ağlayan birinin gözyaşına ortak olarak, ekmeğini bir yoksulla paylaşmak, susuz kalmış köpeğe su vererek, ayağı yaralanmış kediyi tedavi eder. Mesela kara kışla üşüyen bir serçenin acısını paylaşır. Sokakta mendil satan bir çocuğun üşüyen ellerini sıkar. Yakınlarını kaybetmiş bir dedenin, ninenin yalnızlığını paylaşır mesela. Çağımızda yaşanan insani acılar karşısında gözlerimizi yummayarak, kulaklarımızı kapamayarak kalbimiz... Dünyada 800 milyon...
o rahmet ve mağfireti kuşanmak dileğiyle selatü ve selam en sevgili olsun. Evet kıymetli misafirler, programımıza devam ediyoruz. Aramızda çok kıymetli kardeşlerimiz var. Birazdan inşallah kendilerini hem sinevizyonda hem buradaki gösterilerinde izlemiş olacağız. Yine aramızda çok kıymetli davetlilerimiz, büyüklerimiz var. İnşallah kendilerine selamlama konuşmaları için buraya davet etmiş olacağız. Bizim yaptığımız her çalışmada, ortaokullarımızda, liselerimizde, öğrenciye yönelik yaptığımız her çalışmada Anadolu gençliğimiz varsa biz de varız diyen Sultan Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkürümüzü ilçe başkanımız ifade etmişlerdi. Şimdi de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz temsilen aramızda bulunan çok kıymetli şube müdürümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Serdar Kaya hocamızı selamlama konuşmaları için kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Selamünaleyküm. Kıymetli hazırım, değerli gençler, hepiniz hoş geldiniz. Önce bir teşekkürle konuşmama başlamak istiyorum. İlçemizde 1500 öğrencimizi Peygamber Efendimizle buluşturan Anadolu Gençlik Derneği başkanına, çalışanlarına, Ahmet kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü çağımızda insanlık ona muhtaç. Eğer Peygamber Efendimiz'i öğrenmiş olsaydık, hakkıyla okumuş olsaydık, ondan sonra sahabe hayatını okumuş olsaydık, bugün şu anda Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren IŞİD ve benzeri örgütler olmazdı. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hayatını okuduğumuz vakit sahabeyle diyaloglarını görüyoruz, sahabeyle şakalaşmalarını görüyoruz, gençlerle diyaloglarını görüyoruz. Orada bu ve benzeri örgütleri görmüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu salona gelirken, gerek gençler içeri girerken, gerek şöyle salonu izlerken 20 yıl öncesine gittim. 90'lı yıllarda Milli Gençlik Vakfı'nın yapmış olduğu programlar aynı heyecanı tekrar bize yaşattıkları için tekrar başkanıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Milli Gençlik Vakfı'nın şöyle bir görevi vardı. Şu anda bu misyonu ana AG'de sürdürüyor. Biliyorsunuz Osmanlı ve Selçuklu bir ülkeye gitmeden önce alperenler giderdi, dervişler giderdi. Oraya İslam tohumlarını serperlerdi. Ben bugün AGD'nin geçmişte de MGV'nin bu görevi yaptığını düşünüyorum. Türkiye'de birçok yere gittim. Ankara'ya da sık sık gidip geliyorum. Elhamdülillah şu anda bürokratik mevkilerde 20 sene önce MGV tezgahından geçen kardeşlerimiz var. İstanbul'da bugün 40 tane ilçe milli eğitim müdürü varsa, 100 küsür şube müdürü varsa, gençler şunu bilin, en az bunun %80'i, 90'ı 20 sene önce MGV'nin yurtlarında yetişen insanlar. Ankara'ya gittiğimiz vakit şu anda genel müdürlüklerde, daire başkanlıklarında bulunan kadroların yine %80'inde, 90'ında elhamdülillah 20 sene önce sizin şu anda bulunduğunuz koltuklarda oturan kardeşlerimiz. Onun için şükrediyoruz. Gençler, Türkiye'de iki adamı çok iyi tanımanız gerekiyor. Türkiye'de gerek siyaset alanında, ekonomi alanında, sivil toplum kuruluşlarının alanında bir insan önderlik etmiştir. O da rahmetle anıyoruz kendisini, Necmettin Erbakan hocamız. Bugün nerede bir STK varsa, Müslüman, İslami, nerede bir ekonomik kuruluş varsa, nerede bir dernek varsa hepsinde Erbakan hocamızın emeği vardır. Diğer bir isim de rahmetli Necip Fazıl Kısakörek'tir. Şimdi eli kalem tutan, gazetelerde yazı yazan, dergiler çıkaran, yani entelektüel camiada kim varsa ismini bildiğimiz mutlaka
Necip Fazıl Kısakürek, onun emeği vardır onların üstünde. O yüzden bu iki ismi çok iyi bilmeniz gerekiyor, okumanız gerekiyor hayatlarını. Çünkü hepimizin üzerinde bu iki insanın, Cumhuriyet döneminden bahsediyorum, eskiye gitmiyorum. Bu iki insanın hepimizin üzerinde emeği var, rahmetle anıyoruz. Başkanımız Peygamber Efendimiz'in gençlere vermiş olduğu değerden bahsetti. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de gençler geçer, örnek almamız gereken gençler. Bu Ashab-ı Kehf'tir. Kehf suresinde geçer. O kadar malı, mülkü, serveti, anayı, babayı ne için terk ediyorlar? Müslümanca yaşamak için terk ediyorlar. Çoğunuzun bildiği hikayeyi burada anlatmayacağım. Yine Üsame'den bahsetmek istiyorum. Peygamber Efendimiz 18 yaşında ordu komutanı tayin ediyor. Ama şunu düşünün arkadaşlar. O dönemde kim var? Hazreti Ali var, Hazreti Ömer var, Halid bin Velid var, Hazreti Osman var, Hazreti Ebu Bekir var. Ama Peygamber Efendimiz orduyu kime teslim ediyor? 18 yaşındaki Üsame'ye teslim ediyor. Diğer bir gençten bahsediyorum. Çağımızda bize yakın olan bir genç. Şimdi sahabeden bahsedince, Fatih Sultan Mehmet'ten bahsedince gençler ya biz zaten onlar gibi olamayız diyor sınıflardan bahsedince. O zaman çağımızdaki, günümüzdeki Üsame'den bahsetmek lazım. O da Şehit Furkan Doğan'dır. Şehit Furkan Doğan'ı da çok iyi öğrenmenizi istiyorum. Hayatını mutlaka araştırın. Nasıl yaşamış bir öğrenin gençler. O da 18'inde bir delikanlıydı. Onun da sizin gibi bir okul hayatı vardı. Çok başarılı birisiydi. Ama o da Allah rızası için Filistinli kardeşlerimize yardım etmek için o gemiye bindi ve zalim İsrail tarafından şehit edildi. Mutlaka onu okursanız, öğrenirseniz kendinize çok yakın bulacaksınız. Tekrardan bu programı düzenleyen AGD'ye teşekkür ediyorum. Bizi 20 yıl öncesine götürdüğü için ve 1500 tane öğrencimizi Peygamber Efendimizle buluşturduğu için Allah razı olsun kendilerinden diliyorum. Evet, bizler de Milli Gençlik Vakfı'nı bizlere hatırlattığı için, böylesine güzel bir gurur, heyecanı bizlerle paylaştığı için kıymetli hocamız Serdar Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Her daim bizlere destek oluyorlar. Cenab-ı Allah bu hizmetlerini, desteklerini makbul eylesin inşallah. Kıymetli misafirler, bir de aramızdaki kıymetli katılımcıların selamlama konuşmalarıyla devam ediyoruz. Yine yapmış olduğumuz Efendimizin izinde siyerleri yarışmalarına katkılarını sağlayan, bizimle birlikte olmakta gayret sarf eden Sultan Gazi Belediye Başkan Yardımcımız Fevzi Türkiye'yi selamlama konuşmaları için davet ediyorum. Buyurun başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Çok kıymetli Anadolu Gençlik Derneği Başkanı, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, değerli Milli Eğitim Müdür Vekilimiz ve değerli katılımcılar, değerli gençler. Bu akşam, böyle mübarek bir akşamda bizleri, siz değerli gençlerle hayatımızda rehber alacağımız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı münasebetiyle böyle bir ödül töreninde buluşturan sevgili gençlere huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Gerçek anlamda biraz önce müdürümüz de geçmişe giderek anlattı. Gerçek anlamda bizim gençlik yıllarımızda da burada, Hasan Başkanımız da burada, kısmen beraber uzun yıllarda çalıştık. Gerçek anlamda gençler bugün ne kadar bu sosyal faaliyetlerde, ilmi faaliyetlerde ve gençlik çalışmalarında bulunurlarsa, ileride onların ülkeye yön veren kişiler olma şansı daha fazla. İşte siz gençlerin bu toplantılara, bu faaliyetlere katılması ve onları önemsemesi, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını hem öğrenmek hem hayatında tatbik etmenin, ondan örnek almanın aşkını ve şevkini her zaman düstur edinmemiz lazım. Çünkü
Bunun dışında bizim örnek alacağımız kişiler ancak o silsileden gelen, o terbiyeyi alan, o ilmi alan insanlar olabilir. İşte Peygamberimiz devrinde ve çok önemli işler başaran gençler vardır. Onlardan biri de Mus'ab bin Ümeyr'dir ki her yönünde gençlik arasında dikkat çeken ve öne çıkan fiziki yapısından tutun, her çalışmasıyla öne çıkan gençler bizler için sahabi devrinde Peygamberimizin medreseyi tahsilinde geçen insanlar bizim için en büyük örneklerdir. Bu vesileyle ben tabii sözü uzatmak mümkün ama sizleri programla daha fazla baş başa bırakmak için sözlerimi burada noktalarken belediye başkanımızın da selamlarını, sevgilerini sizlere iletiyorum. Ayrıca tabii Sultan Gazi Belediyesi olarak biz de Milli Eğitim Müdürlüğümüzle her noktada gençlik üzerine ne yapılması gerekiyorsa ortak projelerle diğer sivil toplum örgütleriyle de yapabildiğimizin azamisini yapmak için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bu noktada Anadolu Gençlik Derneği'ne de bu vesileyle ilçemizde yapmış olduğu çalışmalarda ve bundan sonra yapacağı çalışmalarda da her zaman belediye olarak yanlarında olduğumuzu burada ifade ediyor. Bu çalışmalardan dolayı şahsım ve belediye camiasına da teşekkürlerimi adına teşekkür ediyor. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, bizler de katılımlarından ve konuşmalarından dolayı Belediye Başkan Yardımcımız Fevzi Dülger'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Evet, hızlı bir şekilde inşallah devam ediyoruz. Çok güzel etkinliklerimizi anlatan sinevizyonlarımız, aktivitelerimiz var. Ve dereceye giren kardeşlerimiz de ödüllerini de bekliyorlar. Fakat bugün yine çok kıymetli bir başkanımızı, bir hocamızı burada görmekten memnuniyet duyduk bizler. Kendisi eğitim camiasından geldiği için belki de buradaki gençleri aramızda en iyi anlayabilecek. Ve Milli Gençlik Vakfı demişken de Milli Gençlik Vakfımızın Sultan Gazi'de uzun yıllar ilçe başkanlığını yapan birçok gencin ve belki burada Anadolu Gençlik Derneği'nin kıymetli yönetim kurulu üyelerinin birçoğunun yetişmesine vesile olan, bizlerin yetişmesine vesile olan kendisini hocamız olarak atfettiğimiz Saadet Partisi Sultan Gazi İlçe Başkanı Hasan Akpınar Başkanımızı selamlama konuşmaları için davet ediyorum. Buyurun başkanım. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli başkan, belediye başkan yardımcımız, Milli Eğitim Şube Müdürümüz, değerli hazırım, değerli gençler, hepinize en kalbi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum ve selamun aleyküm. Uzun söze gerek yok. Konuşmacılar hakikati ortaya koydu. Milli gençlik şuuruna gençliğimizin ihtiyacı var. Anadolu gençliğe ülkemizin ihtiyacı var. Ümmetin ihtiyacı var. Çünkü ülkemizde ve dünyada bir ahlaki ve manevi restorasyona ihtiyaç var. Kentsel dönüşümden daha öte ruhlarda bir dönüşüme ihtiyaç var. İnşaya ihtiyaç var. Bizler de yıllarca bu camiada vazife yapmış bir kardeşiniz olarak bu çalışmayı yapan kardeşlerimizin emeğine saygı duyuyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Bu gençlerin önünü açan, elinden tutan kim olursa olsun, hangi mevki, hangi merci olursa olsun, herkese şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu gençliği biz ihya edersek geleceğimiz ihya ve inşa olmuş olacak. Bu gençliği sevgisiz bırakırsak, yalnız bırakırsak kendi geleceğimizi yalnızlaştırmış olacağız. Cenab-ı Hak emeklerinizi zayi etmesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Esselamu aleyküm. Bizler de muhterem Hasan Akpınar başkanımıza, hocamıza katılımlarından, her daim desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, kıymetli misafirler, şimdi ödül törenimiz öncesinde hep birlikte Anadolu gençliğimizin geçtiğimiz bir dönem boyunca, yani 2014-2015 eğitim döneminin birinci yarısında
yapmış oldukları etkinliklerini hep birlikte seyredeceğiz. Ama öncesinde hepimiz heyecanlanacağız, gurur duyacağız, mutlu olacağız. Belki sizler, siz kıymetli kardeşlerimiz kendilerinizi göreceksiniz orada. Belki hep birlikte helal olsun diyeceğiz ama öncesinde şu mısralarla televizyona geçmek istiyorum. Çağların ötesinden, hakikatin sesinden, kurtuluş bestesinden milli gençlik geliyor. Kalpte iman kor gibi, çöle inen nur gibi, sonsuz bir huzur gibi milli gençlik geliyor. Hep birlikte Anadolu Gençlik Sultan Gazi'nin genç yiğitlerini izliyoruz. Çalışmalarımızı yürütmeye gayret ediyoruz. Bizi biz yapan değerlere sımsıkı bir şekilde sarılan Anadolu Gençliği'nin projesi insan, muhatap kitlesi gençlik ve ufku tüm insanlığın iki dünya saadeti ve mutluluğudur. Gençliğimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, imanlı, ahlaklı, bilgili, ana babasına öf bile demeyecek özellikte ve güzellikte yetiştirmek Anadolu Gençliği'nin en büyük vazifesidir. Gayemiz bu kötü gidişe dur diyerek yeniden mukaddes topraklarda Allah ve Resulü'nün razı olacağı gençlerin yetişmesine vesile olmaktır. Anadolu Gençlik Derneği çalışmalarına başlangıcından bugüne kadar emeği geçen başta Erbakan hocamız olmak üzere tüm büyüklerimize ve kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyor. Tüm aziz şehitlerimize ve geçmişlerimize Rabbimizden rahmet diliyorum. Ve diyorum ki bu gidişe dur diyebilmek siz anne ve babaların elinde. Yarınlarınıza yazık etmemek, ümitlerinizi söndürmemek siz değerli gençlerimizin elinde. Gelin hep birlikte onun rızası için çalışalım ve yeni bir dünya idealimize kavuşarak geleceğimize umutla. Sağda sola arkada arkasına bakmadan ben varım diyecek olan insanların
Önümüzde yapacağımız hizmetleri konuşmak en önemli görevimiz. Bunun için sizden de bir çehrelere bakın ricasında bulundum. Sebep ne biliyor musunuz? Bir şey istiyorum. Heyecan, heyecan, heyecan. Neyin heyecanı istiyorum biliyor musunuz? Resimlerde, gazetelerde görüyorsunuz. Varoşlarda yaşayıp şehirlerin kenarındaki çöplüklerinden evine yiyecek toplayan çocukları kurtarmanın heyecanı. Televizyonda gördünüz. 6-7 yaşında bir çocuk ekmek dağıtan bir arabanın arkasında, daha önce de söylemiştim, buzların üzerinde hastanesine ekmek almak için dakikalarca koşuyor. O çocuğu uzundan kurtarmak için sizden heyecanıyız. Filistin'deki savunmasız yavruyu üzerine sıkılan kurşundan kurtarmak için heyecan istiyor. Afrika'da en basit bir ilacı bulamadığı için ölen küçük yavrunun kurtulması için heyecan. Açlık nedeniyle ölmeye devam ediyor. 2 milyarı aşkın sayıda insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 1,5 milyar insan sağlıklı içme suyundan mahrum. Savaşlar ve terör olayları nedeniyle her 4 saniyede bir insan mülteci pozisyonuna düşüyor. Her gün 30 bin çocuk, ailelerinin en basit ilaçlara ulaşamaması gerekçesiyle tamamen önlenebilir hastalıklardan dolayı ölüyor. Peki dünyanın mevcut imkanları, bu yoksulluğu ve açlıktan ölümleri ortadan kaldırmaya yetmiyor mu?
sadece futbolda dönen para 500 milyar doların üzerinde. Ve sadece 100 milyar dolar dünyadaki açlığın, açlıktan ölümlerin ortadan kalkması için yeterli. Dünyanın en zengin 5 kişisinin toplam serveti 280 milyar dolar. Ve buna karşın en fakir 20 ülkenin toplam borcu yaklaşık 10 milyar dolar. 1,5 milyar insan günlük 2 dolardan daha az bir gelirle yaşamak zorunda kalmışken, dünyanın en pahalı tablosuna verilen para 268 milyon dolar. Bir otomobil fuarında 10 dakika tanıtım yapan kadın mankene verilen para 100 bin dolar. Ve o otomobil fabrikasında asgari ücretle çalışan bir işçinin aynı miktar parayı kazanabilmesi için gerekli süre 20 yıl. Kedi köpek maması için, kozmetik için ya da sadece reklam giderleri için harcanan paralar, dünyadaki açlığı, yoksulluğu ve yoksulluğu defalarca önleyebilecek miktarda. Sizce dünyada niçin açlık, yoksulluk ve yoksulluk var? Farkına varalım. Yeni bir dünya için birlikte çalışalım. Anadolu Gençlik Derneği. Evet, hep birlikte çalışacağız inşallah kıymetli kardeşlerim. Değerli misafirler, inşallah birazdan ödül törenimize geçeceğiz. Öncesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bizlere şöyle belki çok kısa bir süre anlatmak için yeterli olmayacak ama henüz birkaç gün önce Umre'den gelen ilçemizin kıymetli imam hatiplerinden her daim bizlerin destekçisi olan Mehmet Akif Ersoy İmam Hatibi Mustafa Aytekin hocamızı ben alkışlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Muhterem belediye başkan yardımcımız, kıymetli ilçe başkanlarımız, muhterem ilçe milli eğitim müdürü vekilimiz, şube müdürümüz, değerli hazirun, evvela şöyle bir giriş yapmak istiyorum Allah rızası için. Başta Efendimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek ruhu pak-ı şerifleri için, bütün peygamber efendilerimiz için, geçmişlerimiz için ve muhterem Necmettin Erbakan hocamızın da ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Değerli Hasan kardeşimiz, Anadolu Gençlik İlçe Başkanımız 90'lardan bahsederken dedi ki şu an o heyecanı hiç aramıyoruz. Ne dersin? Deneyelim mi? He? Tekbir! Allahu Tekbir! Allah! Elhamdülillah. Tamam inşallah. Bizim en büyük heyecanımız buydu. Bunu söyleyebilmekti. Bunun için oradaydık. Elhamdülillah. Gençler, Allah hepinizden razı olsun. Çok fazla sıkmadan, aslında birkaç notum vardı ama hiç onlara bakmadan şöyle kısaca. Kardeşlerim, biz kimiz? Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ashabı değiliz ama onun kardeşleriyiz. Hani hatırlayın, hocalarımızdan duydunuz ya, dinlediniz ya, ömrünün son zamanlarıydı. Artık çeşitli vesilelerle mesajlar veriyordu bu dünyadan göçeceğine dair. Hatta bir defasında hutbede dedi ya, minbere çıkmıştı gençler, inşallah siz de çıkacaksınız, Allah size de nasip etsin. Orada ne demişti? Allah Teala bir kulunu yanına almakla
yanına gitmekle dünya hayatında kalma arasında muhayyer bıraktı. Serbest bıraktı. Okul Allah'ın yanını seçti deyince sahabe dinliyor pür dikkat. Orada arkadan ta o köşeden bir zat eyvah dedi. Anam beni keşke doğurmasaydı. Eyvah! Şaşırdı millet. Niye böyle diyor? Ey insanlar dedi. Efendimiz kimi kastediyor biliyor musun o bir kulla? Kendisini kastediyor. Gidecekti bu dünyadan. Son günleriydi. Bir gün Baki mezarlığına, kabristanlığına girdi. Girdikten sonra yanında ashabıyla birlikte şöyle başını kaldırdı. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur, ey kabir ehli size selam olsun dedi. Yarın biz de size kavuşacağız. Dedikten sonra önce Osman bin Mazun'un kabrini ziyaret etti sahabeden. Ardından sevgili kızları Rukiye'nin, Ümmü Gülsüm'ün kabirlerini ziyaret etti. Ardından birkaç kabire daha gittikten sonra ne dedi orada? Bakın dikkat edin. Ah dedi. Kardeşlerimi özledim. Gençler iyi dinleyin. Ah kardeşlerimi özledim. Onları görmeyi ne kadar çok arzu ederdim. Aman ya Resulallah. Biz senin kardeşin değil miyiz? Yanındakiler soruyor. Hayır. Siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim dünya gözüyle beni görmedikleri halde bana iman eden, beni duymadıkları halde bana iman eden, beni seven, canını, malını, hayatını, her şeyini benim için feda edecek olan kardeşlerim benden sonra gelecek olanlardır. Siz müjdeler olsun. Bir müjde daha. Efendimiz diyor ki ben onları Havz-ı Kevser'in başında bekliyorum. Allahu Ekber. Ya Rabbi ne olursun bu topluluğa, bize, bütün ümmeti Muhammed'e Havz-ı Kevser'in başına ulaşmayı nasip eyle. Kardeşlerim, kısa bir mesaj. Bakın, lütfen. Efendimiz aleyhissalatu vesselama kim geliyor? Habbab İbni Eret geliyor. Diyor ki ya Resulallah artık bu eziyetlerden, bu zulümlerden sıkıldık, bunaldık. Biliyorsunuz ateşle dağlanıyor, demirle dağlanıyor. Habbab İbni Eret. Birçok sahabeden bahsetti değerli konuşmacılar. O da onlardan birisi. Ateş, artık dayanamıyorum ya Resulallah. Dua etmez misin Allah'a ki Allah Teala bunların hakkından gelsin? De diyor, size ne oluyor? Vallahi sizden önceki ümmetleri demir taraklarla vücutlarını yukarıdan aşağı tararlar, paramparça ederlerdi. Kimisini de destereyle ortadan ikiye bölerlerdi. Onlar yine de gık demez, Allah der sabrederlerdi. Vallahi diyor Efendimiz, Allah bu davayı, İslam davasını yeryüzünde hakim kılacak. Öyle ki Hire'den Hadramut'a, yani Irak'tan Yemen'e, Yemen'den Irak'a, Arabistan'ın iki kenarında ikisi, koskoca Arabistan yarımadasını söylüyor. Kim? Efendimiz. Öyle ki Hire'den Hadramut'a bir insan güvenlik içerisinde, İslam güvenliği içerisinde gidecek diyor. Ama siz sabretmiyorsunuz. Yüreğindeki hedefe baksana. Daha etrafında 3-5 tane Müslüman var. Zulmü engelleyemiyor, yanındakileri durduramıyor. Ama yüreğindeki hedef, hayal, rüya, ne dersen de hayalin temelinde inanç vardır diyordu Erbakan hocamız. İman vardır, hayal kuracaksın diyordu kendisine hayalperest diyenlere. Ve o hedefi koyuyordu. Habbab'a diyordu ki bu rüyayı sen de gör. Hire'den Hadramut'a. Çok uzatmıyorum, çok şeyler geçti. Bir müddet sonra biliyorsunuz hicret yolu. Hicret yolundan önce Taif'e gitti ya Efendimiz. Taif dönüşü ne oldu? Geldi Mekke'nin karşısında durdu. Mekke'ye giremiyor. Gençler, Siyer-i Nebi yarışmasına katıldınız. Siyer okudunuz. Mekke'ye giremiyor peygamberin. 13 yıl boyunca senin peygamberin kaç tane insana sesini duyurabildi biliyor musun? 250 tane insana sadece ve sadece.
250'den 129 tanesi Habeşistan'a hicret etmişti. Bir avuç Müslüman var etrafında. Onu koruyacak kimse yok. O zamanki sosyal kural, Mekke'den çıkan bir insan Taif'te uğradığı zulmü biliyorsunuz. Geri döndüğünde mecburen içeriden birisi onu güvenlik altına almazsa, koruması altına almazsa giremez. Bir tepenin üzerine oturdu, baktı Mekke'ye, Hatice'm yok ki dedi. Hüzün yılı geçmiş, vefat etmiş Hatice annemiz. Amcam Ebu Talip yok ki, o da gitmiş, o da vefat etmiş. Kim beni şimdi koruyacak? Yaşlı gözlerle şıpır şıpır gözleri damlarken yüreğinde hala neresi vardı biliyor musunuz? Hire'den Hadramut'a. Koskoca bir İslam coğrafyası. Allah bunu hakim kılacak diyordu. Amcasına demiyor muydu? Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz amca, verseler amca. Vallahi davamdan vazgeçmem. Allah ya bu davayı hakim kılar ya da benim canımı bu yolda alır. Bu kadar. Geri dönmek yok. Furkan gibi. Müdürüm söyledi. Arkaya bakmak yok. İsrail ordusu geliyormuş. Çıkarma yapıyormuş. Biz kaç kişiyiz demek yok. Üzerine yürümek var. İleri atılmak var. İşte böyle. Ve Mutim bin Adi diye bir müşrik kılıçların adamlarını kuşandırdı. Efendimiz'i içeri aldı. Bir müşrik. Bir müşriğin kılıçları altında Mekke'ye girebildi. Çok uzatmadan, çok sıkmadan hangi sure indi o anda biliyor musunuz? Yusuf suresi. Ahsenül Kasas. En güzel, en kıymetli sure. Ama mesaj ne? Rabbi ona hangi mesajı veriyor? Ya Muhammed, üzülme, mahzun olma, rüya gör, hayal kur. Çünkü Ahsenül Kasas bir rüya ile başlar. Yusuf suresi. Değil mi? 11 yıldız, güneş ve ay Yusuf Aleyhisselam'a secde ediyorlar. Babasına anlattı ya rüyasını. Peki nasıl biter? O rüyanın gerçekleşmesiyle biter. Ya Muhammed, Rabbin Yusuf'u nasıl kuyuya gönderdiyse, nasıl zindana gönderdiyse, nasıl oradan zirveye taşıdıysa merak etme, mahzun olma, İslam yeryüzünde hakim olacak. Hızlı geçtim, hicret oldu, hicret yolunda başına 100 tane deve, kızıl deve konmuş, ödül konmuş. Canlı cansız getirin. Mekke devleti koymuş. Yolda birisi yakaladı onları. Süraka. Değil mi gençler? Süraka. Derken atı kumlara battı. Atı kumlara battı. Tekrar battı. Ya, baktı ki olmuyor. Tamam sen hak peygambersin, ben iman ettim dedi. Ayrılırlarken Efendimiz ona yollarını şaşırt onların dedi. Burası önemli. Ya Süraka. Dikkat edin gençler. Ya Süraka, ne dersin? Bir gün Kisra'nın bilekliklerini, o altınlarını, o mücevherlerini koluna takmaya ne dersin? Allah Allah. Hazreti Ebubekir orada. Süraka orada. Nasıl olur? Canımızı zor kurtarıyoruz. Canımızı zor kurtarıyoruz. Başımıza ödül konmuş. Ortada hiçbir şey yok. Ama Allah Resulü Yusuf suresinden sonra çıtayı yükseltmiş. Ne yapmış? Önce Hire'den Hadramut diyordu. Şimdi dünyanın iki tane süper gücünden birisi olan Pers İmparatorluğu'nun başkentine hedef almış. Hedefe bak. Durmuyor Allah Resulü. Çıtayı yükseltiyor. O anda şaşırıyorlar tabii. Anlayamıyorlar. Ama aradan 10 küsur yıl geçmiş. Hazreti Ömer'in hilafeti, Kadisiye Savaşı, İran Devleti yani Pers İmparatorluğu pert olmuş. Başkentteki bütün mücevherat, Kisra'nın bileklikleri dahil Medine'ye paketlenmiş. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh başkomutan ve Hazreti Ömer hilafet, halife sandığı açtı, bileklikleri aldı. Sahabenin hepsi o hicretteki müjdeyi biliyor. Aldı, Süraka orada avucuna koydu. Hepsi yaşlı gözlerle sadakta ya Resulallah dediler. Sen doğru söyledin ya Rab. 10 küsur sene sonra. 10 küsur sene sonra. Hiç geri bakmadı Allah Resulü. Hep etrafındakilere,
gençlere özellikle Allah razı olsun. Ne kadar güzel gençlerden bahsetti kıymet. Ama Hazreti Ali özeldir. Ayrıdır. Niye? Üçüncü yıl daha gizli davet. Allah Teala şu Ara suresinde estaizu ve enzir aşiretekel akrabin de. Hadi şimdi artık açığa çıkma zamanı. Önce akrabalarından başla dediğinde siyere iyi bakın gençler. Efendimiz yanına kimi çağırdı? Hazreti Ebu Bekir de var. Kimi çağırdı biliyor musunuz? 9 yaşında İslam'la şereflenmiş. Allah beni yaratırken Ebu Talib'e mi sordu ki ben İslam olurken, Müslüman olurken ona sorayım. Ya Resulallah ben Müslüman oluyorum demiş 9 yaşında. Şu imana var, şu anlayışa var. Sizin gibi gençler. Şimdi 3 sene sonra Allah Resulü diyor, ya Ali gel. Rabbim diyor bana açığa çıkmamı söyledi. Aleni davet yapmamı söyledi. Önce akrabalarından başla dedi. Ne yapacağım? Bunlar bana deli der. Bunlar bana büyücü der. Ne yapayım ya Ali? Onunla istişare ediyor. Derdini ona açıyor. 12 yaşında. Çocuk demiyoruz, bitti. 12 yaşında çocuk yok. Genç, yiğit. Anadolu genci, Anadolu yiğidi. Tamam mı? Ha, ne oldu? Görev verdi. Ya Ali, yarın bir sofra hazırla. Bütün akrabaları o sofranın etrafında istiyorum dedi. Baş üstüne ya Resulallah. Ertesi gün sofra hazır ve 45 tane akraba, Ebu Leheb, Hazreti Hamza ve diğer amcalar, hepsi halalar, teyzeler, bila istisna. Yiğide bak 12 yaşında ama hepsini o masanın etrafında topladı. Çünkü aldığı emir böyle. Görevini vaktinde, saatinde, layıkıyla yerine getiriyor. Sonra ne oldu? O toplantıda dedi ki Allah Resulü, bana yardım edecek yok mu? Size Allah'ın rızasını vaat ediyorum. Size cenneti vaat ediyorum. Ey akrabalarım, bana yardım edecek yok mu? Kimse de çıkmıyor. Yine oradan, masanın ucundan, ben varım ya Resulallah. Her ne kadar yaşım bunlardan küçük de olsa ben varım. O gün havaya kalkan o el hiç inmedi. Ömrünüz mihrapta şehit olana kadar, şehadet şerbetini içene kadar Hazreti Ali radıyallahu anh'ın o eli hiç inmedi. Hiç inmedi. Gençler elinizi kaldırın, arkanıza bakmayın. Birisiyle dövüşün demiyoruz, yanlış anlamayın sakın ha, heyecanlısınız ya. Kanınız kayıp. Hayır. En güzel derslerinizi en iyi şekilde yapacaksınız. Ve en önemlisi siz şimdi seher vaktinde kalkmalısınız. Sabah namazlarınızı hiç kaçırmamalısınız. Sahibi tertip olmalısınız. Nedir o? Namazı hiç kazaya kalmayan. Veyahut da kalsa bile 5 vakitlik namazı kaza. Asıl yiğit budur işte. Hazreti Ali olabilmenin yolu buradan geçer. Genç kardeşlerim, Allah yardımcınız olsun. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Evvela ben bitirirken Anadolu Gençlik Derneği'ne, başkanımıza, misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel organizasyonun içerisinde yer aldığım, bana da bir söz hakkı verildiği için Allah hepsinden razı olsun. Çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Yine hakeza Sayın Müdürüm, Milli Eğitim Müdürümüz, Şube Müdürümüz İbrahim Bey ve diğer arkadaşları gerçekten ben de gözlemliyorum. Camilerle de ilgili bir çalışmaları var. Güzel çalışıyorlar. Çalışmalarına kendilerine başarılar diliyorum. Ve diğer arkadaşlara, belediyemize hakeza hep başarılar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızası için, geçmişlerimizin de ruhları için. El-Fatiha. Evet, bu kadar kısa sürede bizleri Resulullah Efendimiz'in hissiyatına kavuşturduğu için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize razıyız. Cenab-ı Allah da razı olsun hocamızdan inşallah diye niyazda. Hızlı bir şekilde ifade etmeliyim ki katılımcı kardeşlerimiz arasında tam puan ile, yani 80 soruda 80 doğru cevabı veren kardeşimiz yok. O derece zor bir sınavdı. 80 soruda 74 cevabı vererek 72 net ortalaması ile kardeşlerimiz, birinci olan kardeşimiz
Bugün inşallah aramızda ödülünü vereceğiz. Bizler nasip olursa birinciyi Umre'ye göndereceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ravzasını görecekler. Beytullah'ta tavaf edecek kardeşlerimiz. İkinciye yine bir tablet hediyemiz olacağız. Üçüncü kardeşimize altın hediyemiz olacak. Yine 4-5 10. sıralamaya kadar ilk ona hediyelerimizi, ödüllerimizi vereceğiz. Helalse bir müzik aç, olur mu? Şöyle biraz heyecanlanmış olalım hep beraber. Ardından kıymetli kardeşlerimizi davet edeceğiz inşallah. Evet, 10. olan ilk kardeşimizden bahsederek onun ismini alarak inşallah başlamak istiyorum. Kendisi Sultan Gazi'de ikamet ediyor fakat Fatih Kazanoğlu Lisesi'nde okuyor. 10. sınıf öğrencisi kıymetli kardeşimiz Selanur Karataş'ı yarışmamızda 10. oldu. Kuvvetli arkadaşlarımızla davet ediyoruz sahneye. Evet, Selanur yok mu burada? Geçelim hızlı bir şekilde. Kardeşimiz geleceğini söylemişti. 9. olan kardeşimiz Kazım Karabekir İmam Hatip Lisesi'nden Elif Turgut kardeşimiz. Evet, burada mı kardeşimiz? Alalım sizi, buyurun. Sekizinci olan kardeşimiz Sultan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Fatma Malço. Kuvvetli alkışlarınızla. Yedinci olan kardeşimiz Sultan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Tuğçe Özdemir kardeşimiz. Evet. Hep hanımefendi kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz ama dereceye giren erkek kardeşlerimiz de var. Sultan Ahmet Anadolu Teknik Lisesi'nden Murat Coşkun kardeşimiz, kuvvetli alkışlarınızla. Sultan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Nazlı Turan kardeşimiz, alkışlarınızla davet ediyoruz. Evet, kıl payı bir soruyla ilk 3 dereceyi kaçıran kıymetli kardeşimiz Mehmet Akif Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammed Kaya kardeşimiz, kuvvetli alkışlarınızla davet ediyoruz. Ve şimdi ilk üçe gelen kıymetli kardeşlerimizi ifade edeceğiz inşallah. İki tanesi Sultan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden, birisi ilçe dışından kıymetli kardeşimiz. Evet, Sultan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi üçüncü olan kardeşimiz Büşra Zor. Kuvvetli alkışlarınızı davet ediyoruz. İkinci olan kardeşimiz Sultan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Canan Çelikdemir. Kuvvetli alkışlarınızı davet ediyoruz. Ve kendisi çok gitmek istiyordu. Gelirken de bu azimle, bu heyecanla hazırlandığına bizler şahit olduk. Ailesinden bu bilgiyi öğrendik. Kendisi bir spor lisesinde okuyor fakat içerimizde ikamet ediyor. Kuvvetli alkışlarınızla Umre hediyemizi kazanan ve içerimizin birincisi olan Profesör Doktor Faik Somer, Spor Lisesi Ataşehir'de bir lise ve kıymetli kardeşimiz Muhammed Divatçı'yı alkışlarımızla davet ediyoruz. Sultan Gazi Belediyesi Mali İşler Müdürü Mustafa Bektaş abimize davet ediyoruz. Ve yine bugün bizi yalnız bırakmayan, aramızda bulunan Saadet Partisi Sultan Gazi Gençlik Kolları Başkanı Adem Aydın'la davet ediyoruz. Buyurunuz. Sıradan başlayarak ileriye doğru 10. olan kardeşimiz Selanur Karataş kardeşimiz kendilerine sertifikasını ve ödülünü İlçe Yönetim Kurulu üyemiz ve Sultan Gazi Belediyesi Mali İşler Müdürü Mustafa Bektaş abimiz takdim edecek. Buyurunuz. Selanur kardeşimize bir adım öne çıkarsak. Selanur çıkmadı. Özür diliyorum. Evet Mustafa abi, seni bekletelim. Burada mı kardeşimiz? Evet. Evet, bir fotoğraf alalım.
başarı belgesini ve ödülünü vermek üzere Murat Coşkun kardeşimiz bir adım öne davet ediyoruz. Kendisi Sağlık Partisi Gençlik Kolları Başkanımız Adem Aydın başkanımız takdim edecek. Buyurunuz. Evet. Devam ediyoruz. Yarışmamızda 7. olan kıymetli kardeşimiz Sultan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Tuğçe Özdemir kardeşimiz. Evet, devam ediyoruz. 6. olan kardeşimiz Sultan Ahmet Anadolu Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nden Murat Coşkun kardeşimiz kendilerine hediyelerini inşallah Milli Eğitim Şube Müdürümüz Serdar Bey hocamız verecek. Özür dileriz, hemen toparlıyoruz. 5. olan kardeşimiz Sultan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Nazlı Turan kardeşimiz davet ediyoruz. Ödüllerini Serdar Bey hocamız verecek. Evet, 4. olan kardeşimizle devam ediyoruz. Muhammed Kaya kardeşimiz, Mehmet Akif, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden ödülünü Saadet Partisi Sultan Gazi İlçe Başkanımız Hasan Akpınar başkanımız verecek. Üçüncü olan kardeşimiz Sultan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Büşra Zor kardeşimiz kendilerine ödüllerini Mustafa Aytekin hocamız verecek. Buyurunuz. Kardeşimiz Sultan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Canan Çelikdemir ödüllerini Belediye Başkan Yardımcımız Fevzi Dülger Bey verecekler. Buyurun başkan. Kardeşimiz Muhammed Divarci, Profesör Doktor Faik Sömer, Spor Lisesi'nden 1. olan kardeşimiz. Ödülünü inşallah hep birlikte tüm kıymetli başkanlarımızla birlikte Umre hediyesiyle birlikte inşallah katılım belgesini kıymetli Anadolu Gençlik İlçe Başkanımız Hasan Çelik takdim edecek. Umre hediyemizi de veriyoruz. Şimdi sırasıyla 3. olan kardeşimizin altın hediyesini takdim ediyoruz. Evet, görevli misafirlerimiz, bugün Anadolu Gençlik Derneği Sultan Gazi Şubemizin CNB ödül töreninde birlikteydik. Bu kıymetli kardeşlerimiz Efendimizin izniyle yarışmalar, hepsine kuvvetli bir alkış. Ve bugün hepiniz katıldığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Gecemiz mübarek olsun, Allah'a emanet olun.